Bir an önce şu işi halledin de dön Emi kızım. Seni çok özleyeceğim Makbul. Çocuklar da çok üzülecekler. Onları da güzelce anlat durumu Emi yavrum. Hakan'ı da uğrayacağım. Onu da kararlaştırdığımız gibi köye gideceğimi söyleyeceğim. Hadi nanacığım, zaman kaybetmeyelim. Hayırlı yolculuklar. Hadi güzel haberlerinizi bekliyorum. Nana ne olur gitme ne olur. Yağmurcuğum, buna mecburum. Yoksa sizi bırakıp gitmek beni çok üzüyor. Peki ya Kulina bu sorunu halledemezse? Ya hep orada kalırsan? Merak etmeyin, her şey yoluna girecek. Demek o yüzden fotoğraflarda bulanık çıkıyordum. Olabilir. Babanıza hiçbir şey belli etmeyin, olur mu? Olur. Bir aksilik olur da geri dönemezsen beni unutmayın, olur mu? Yanına böyle söyleme. Nana seni çok seviyorum. Ne olur geri dön, ne olur. Elimden geleni yapacağım bebeğim. Aa, of ya. Ay ne yapacağız şimdi? Of yine bez bebek oldu. Boşuna saklama. O altı bez bebeği yine mi getirdim okula? Ya sana ne ya? Kızım gıcık mısın? Bakalım müdür seni bu kez affedecek mi? Bırak şunu ya. Ver. Bırak ya, bırak. Versene. Ay. Bırak yağmurcuğum. Canım yanıyor, durun. Bırak. Yapmayın. Ya versene ya. Ya hanımefendiciğim. Size duyduğum hasret o kadar yoğun ki artık rüyalarımda resmen sizi görüyorum. Ay çok hoşsunuz gerçekten. Ama gerçek gibiydi. Anlattım ya size. Düşünsenize, siz büyük bir ülkenin başperisiymişsiniz. Oyuncaklar filan vardı. Hani içinde siz olmasanız inanın kabus gördüm diyeceğim. Ay müdürcüm ne kadar tuhaf bir rüyaymış bu. Bakın öğretmenim, Yağmur yine okula bebek getirmiş. Ama Yağmurcuğum, bu konuyu kaç kere konuştuk seninle? Ben sana bir daha okula oyuncak bebek getirirsen, alırsan geri vermem demedim mi? Evet öğretmenim ama. Aması falan yok bu işin. Hı. Maalesef bu bebek bende kalacak. Hadi bakalım, şimdi sınıflarınıza. Of ya. Ah, Ayşe müdürcüm, son bir kez affedemez misiniz? Ama çocuk pedagojisine göre davranıyorum. Bir şeyi söylediğinizde geri dönmemeniz gerekir hanımefendiciğim. Yoksa otoriteniz sarsılır ve çocuğun kafası da karışır. Ama bu bebek Yağmur için çok önemli. Annesinin bebeği de anlıyorsunuz değil mi? Evet, tamam. Ama şimdi bunu siz bana verin. Ben akşam evde ona veririm. Bir güzel de kulağını çekerim. Anlaştık mı? Bir daha getirmez yanında. Madem öyle diyorsunuz hanımefendiciğim, sizi mi kıracağım? Öyle olsun. Aa, ay o halde bana müsaade. Aa, olur mu? Sohbetimizin en tatlı yerinde. Dayan Dana, sakın şimdi olmaz. Ah, çok acele bir randevum var. Yine geleceğim. Hoşça kalın. Allah'a ısmarladık. Güle güle hanımefendiciğim. Güle güle efendim. Mutlulukla gidin. Ah, Kulina. Ah. Oh, şükürler olsun Nana'yı alabilmişsin. Ay, burada insana dönüşecek. Etrafa bakın çocuklar. Kimse yok. Anamız Özge geliyor. Boşuna uğraşmayın, bebek gitti. Nana nereden çıktın sen? Buradaydım işte, görmedin mi? Sen gire bir numara çeviriyorsun ama. İşine baksana kızım sen ya. Buradaydı işte, görmedin mi? Hadi nanacığım, biz gidelim artık. Büyüklerle de böyle konuşulmaz küçük hanım, tamam mı? Şaka gibi ya. Şuna bak Hakan'cığım, her şeyi geride bırakalım ne olur. Mutlu olmak istiyorum artık. Ben de canım. Of, ama bu pek mümkün değil. Deli olacağım vallahi ya. Yasimge lütfen. Pardon, sizi rahatsız etmek istemezdim ama önemli bir şey söylemek için geldim. Aşk olsun Nana, ne oldu? Benim gitmem gerekiyor. Hı? Gitmen mi? Ay, bak bu işte bu harika bir haber.
Ama... Demek artık bu hayatın sana göre olmadığını anladın he Nana. Ay bu herkes için çok çok daha iyi olacak. Sen de sığıntı olmaktan kurtulup harika bir hayat kuracaksın kendine. Ay düşünsene Nana, süper. Simge izin ver de dinleyelim. Aslında temelli gitmekten söz etmemiştim. Baştan söylesene. O kadar boşu boşuna sevinmezdim ben de. Ya Simge lütfen. Aman be üf. Nana'nın problemleri beni hiç ilgilendirmiyor. Sen dinle onu hayatım. Gerçekten gitmek zorunda mısın? Evet. Çocuklar seni üzdü mü yoksa? Öyle şey olur mu? Onları her şeyden çok seviyorum. Makbuş'la bir şey olmadı değil mi? Tabii ki hayır. Ya istemeden ben mi kırdım seni yoksa? Hayır. Söyledim ya. Köydeki bir akrabam... Yapma Nana, beni buna inandıramazsın. Yoksa yeni bir hayat kurmaya mı karar verdin? Hayır, ben sizinle çok mutluyum. O zaman gitme. Gitmem gerek. Ama ne kadar kalacağını söylemiyorsun. Bir hafta mı, bir ay mı? Hiç bilmiyorum. Daha da uzun olabilir. Ama anlayamıyorum gerçekten. Nana. Dönmeyeceksin değil mi? O yüzden ağlıyorsun. Nana, bana bir açıklama yapmadan seni bırakmayacağım. Gidemezsin. Hakan lütfen. İşimi zorlaştırma. Benim için kolay mı sanıyorsun? Belki de bunu yapmak için hiçbir zaman fırsatım olmayacaktı. Seni seviyorum. Zamanımız azalıyor. Çabuk ol. Hoşça kal Hakan. Nana? Nana? Nereye gittin? Çabuk dön Nana, çabuk dön. Nihayet gitti sanırım. Umarım dönmez. Simge lütfen bu konuda yorum yapma, olur mu? Aman iyi canım. Nanasına da laf söyletmez beyefendi.